Sinyal ve iş arama çemberlerinde. Bu hafta biliyorsunuz haftalık olarak gerçekleştiriyoruz. Bu hafta Management Center Türkiye yardımcı ortağı sevgili Mine Kabalok bizimle. Mine Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar tekrar. Bugün LinkedIn konuşacağız. Yani aslında bildiğiniz gibi çağımızın en önemli iş mecrası şu an. Bütün mecraları solladı. Ve bu kadar önemli olduğu kadar çok soru işareti de var LinkedIn'le ilgili. Bir post çok yürüyor mesela, biri hiçbir şey almıyor, anlaşılmıyor böyle. O yüzden Mine Hanım'a bol bol sorunuz da olacaktır diye düşünüyorum. Chat'ten sorularınızı her zaman yazabilirsiniz. Ben de çok uzatmıyorum bu keyifli konuyu dinlemek için. Mine Hanım, size bırakıyorum sözü. Buyurun. Şimdi o zaman tekrar bir merhabalar. Biraz önce mikrofonumu bağlamayı denedik ama sanırım bütün gün boyunca şarjı bitmiş, bağlanmamakta ısrar etti. Sesim geliyor diye varsayıyorum ama arada bir kesilirse hemen bölün, tekrar bağlanmaya çalışabilirim. Şimdi birkaç kelime ben kendimi tanıtarak başlayayım. Merak ederseniz Mine kim ola ki diye. Ondan sonra da hazırladığım çok kısa bir içerik var. Fakat ondan daha kritik olan sizin biraz sorularınızı almak. Hani neyi öğrenmek size iyi gelebilir ya da nasıl bunu şekillendirelim, farklı bir perspektiften bakabilir miyiz LinkedIn'e? Biraz onun üzerinde sohbet etmek, hani buradaki günün sonundaki cebimizde ne alıp da çıkıyoruz sorusunu daha çok besleyebilir. Önce kendimle başlayayım. Mine Kobal, Ok adım. 1973 doğumluyum. İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirdim. Sonra çok da düşünmeden yaptığım bir tercihti. Çünkü buralarda biraz durarak konuşabilirim belki. Hani günün amacına da hizmet etmesi adına. Hani çünkü üniversite tercihi devamında o dönemdeki lensimle söylüyorum, bakış açımla söylüyorum. Nasıl bir iş bulmak istiyorum? Ona en çok hizmet edecek üniversite ne olabilir sorusuyla yola çıkmıştık. Ve çıkmıştık diyorum çünkü çok da bireysel verilen bir karar değil. Aile de onun içinde olduğu için ve kritik nokta orada puan oluyor. Hani puanın neye yetiyorsa en yüksek yerden gidebilmek hep iyi bir şey ve başarılı olmak ya da yüksek puan almak bazen tehlike olarak da önümüze çıkıyor. Hani bugün biraz da onu da aslında belki birlikte sorgulayabiliriz ve ben biraz şeyden hareket ettim okulda okurken, yani lise döneminde neler istemiyorum diye sormaya başladım. Sonra dedim ki mühendislik, ya ben fabrikada çalışamam herhalde dedim. İşte tıp, doktorluk yapamam, kan göremiyorum, içim kalkıyor, çok kötü oluyorum. Böyle her şeye bir şeyler buldum. Sonra ekonomi işletme benim dönemimde de çok modaydı. Yıl 1991'deyim bu arada. Tamam dedim, ben bunu yazayım. Ne yapacaksın? Parayla ilgili çalışacağım. Tamam, hangi sektöre girersen parayla bir şeyleri var. Dolayısıyla çok geniş de bir yelpaze sunuyor deyip ekonomi yazdım. Ve böyle ikinci tercihime girmiştim. Benim dönemimde yine şeydi, üniversiteleri seçiyorsunuz ve sınava seçtiğiniz üniversite listesiyle birlikte giriyorsunuz. Okurken ancak üçüncü sınıfta anladım ekonomi ne demek, işletmeden nasıl farkı var gibi. Ama güzel geldi bana, yani o anlamda şanslıydım. Yani çok bilinçli bir tercih değil, sadece şans. Ve bittikten sonra tekrar bir iş arama süreci başladığında, ha bu arada üniversite boyunca hep çalıştım. Yani çok farklı işler yaptım ama mutlaka bir şekilde çalışacak, farklı insanlar, farklı sektörlerle tanışacak fırsatların hiçbirini kaçırmadım. Kaçırmamaya çalıştım ve ekonomi mezunlarının genelde yaptığı gibi işte o dönemde de kariyer günleri, okulla işte farklı şeyler geliyor. Şirketlerden insanlar geliyor. Ne yapacağım? Bankaya gireyim oldu. Ve bankaya girerken de yine üniversiteye ilk seçimimdeki çok benzer bir hikayeyle girdim. Dedim ki bütün sektörlerdeki şirketler bankalarla çalışıyor. Dolayısıyla ben bu bankada biraz daha şirketlerin iç yüzüne yönelik de hikaye toplayabilirim. Dolayısıyla böyle bir merak ve öğrenme derdim var. Ve oradan da beğendiğim bir sektöre içeriden
geçerim diye bankada çalışmaya başladım. MT programları daha yeni yeni başlıyordu. Finans Bank'ta MT olarak başladım. Finans Bank'ın ilk MT'lerindenim. Yaklaşık bir 3 yıl kadar bir bankacılık deneyimim oldu. 3. yılın sonunda dedim ki tamam güzel. Bu arada hani bugünkü döneme göre de ya da diğer eş zamanlı işe başladığım arkadaşlarıma göre de hani paketimin iyi olduğu bir iş yapıyordum. Yani çok şımarıklık yapamam o noktada. Ama dedim ki ben parayla ilgili bir şey yapmak istemiyorum. Çünkü işin doğası bana çok uygun gelmedi. Birkaç tane böyle haciz sahnesini gerçekleştirmek durumunda kaldım. Hani 25-26 yaşındayım ve hani ofislere gidip insanlara haciz yapıyorum. Yanında avukatlar var, polis var falan. Dedim ben böyle bir iş yapmak istemiyorum. Çok mutsuz insanlar görüyorum. Ne yapacağımı da bilemedim. O dönemde daha koçluk yok. Ve araya bir öğrencilik dönemi girdi. Dedim ben tekrar okula döneyim. Çünkü okula dönünce her sorana da bir dakika daha öğrenciyim deme lüksüm var. Yani o öğrenci olmayı ertelemekle birlikte kullanmayı seçtim. Yurt dışına gittim. Bir taksitle araba almıştım. Arabayı satıp arabanın parasıyla yurt dışına gittim o dönemde. Ve Türkiye'ye döndüğümde dedim ki o dönemdeki cümlemi aynen söylüyorum. Ben ana iş kolunda çalışmak istemiyorum. Bir destek alanda çalışmak istiyorum. Yani insanların öğrenci olduğu hallerini göreyim. Okumanın, yazmanın, hikaye paylaşmanın işin kendisi olduğu bir iş yapayım dedim. Ve bir şekilde eğitim, öğrenme, gelişim gibi İK'nın bu yan alanında kalmaya başladım. Yaklaşık 21 yılı aşkın bir süredir de bu taraftayım. Dönem dönem müşteri kısmına geçtim, firma kısmına geçtim ama toplam zaman dilimi olarak bakarsanız da ağırlıklı olarak danışmanlık tarafında kaldım. Herkese şey tavsiyesi bu aralarda çok verdim. Dedim ki hani bir mülakat fırsatı bulursanız kaçırmayın, girin. Yani mülakatlarda ne soruyorlar, hangi pozisyonlar, neler arıyor onları bilmek hep iyi gelir. Kendinizi yenilemek için, öğrenme hikayenizi şekillendirmek için kapı açabilir dedim. Ama sonra fark ettim ki ben o kadar çok mülakata girmemişim. Hep böyle bir şekilde birileri teklif etmiş, ben de iş değiştirmişim o aralarda. Bunu iyi bir şey sanıyordum. Sonra fark ettim dedim ki ya bir dakika aslında bu iyi bir şey sandığım şey o kadar da iyi bir şey olmayabilir. Çünkü ben seçmemişim aslında. Yani belki ben biraz daha burada bayrağı kaldırsaydım ben ne istiyorum diye biraz daha çok sorsaydım. Daha çok da bir şeyleri seçebilirdim. Belki daha farklı şeyler yapabilirdim diye. Dolayısıyla son dönemde biraz bu tarafta kaldım. Şimdi ana hatlarıyla benim hikayem bu ve şuna çok inanıyorum. Bu dönemde baktığımızda da onu çok söyleyebilirim. Benim işe başladığım dönemde eski dönemden, eski dünyadan baktığımızda şeydi hikaye. Okula gidersin, mezun olursun, bir işe girersin. Benim dönemimde hani 4-5 yılda bir iş değiştirmeyi makul karşılamaya başlamıştık. Benden daha büyük jenerasyonlar 10 yıldan önce bir dakika niye bu insan bu kadar çok sık iş değiştiriyor ki diye sorguluyordu. Ve hani kaç yılsa o 25 yıl 30 yıl her neyse biter ve emekli olursun. Böyle bir lineer süreç iş dünyasındaki hikayemizdi. Fakat bugün bu lineer süreci yani okul, iş hayatı sonra da emekliliği tersine çevirdik. Biraz daha dikey bir şekilde bakıyoruz buna. Hani Excel'deki şeyleri transpoz edelim mi? Sütunlarla satırların yerini değiştirelim mi? Formülü gibi şöyle bir dikey olarak bakmaya başlıyoruz. Aslında burada şunu söylüyoruz. Diyoruz ki siz her gün yeni bir şey öğrenmek durumundasınız. Buna gün demeyelim, hafta diyelim, ay diyelim ama sürekli yeni bir şey öğrenmek durumundayız. Sürekli öğrendiğimizden bir performans sergilemek durumundayız ve emeklilik de aslında o kadar yakın bir yerde değil. Biraz daha daha ömür boyu bir iş hayatına, özel hayata hepsine bütün olarak bakıp biraz daha dinlenmek için aralarda nasıl nefes alabiliriz, ona nasıl alan yaratıyoruz, o gözle bakalım dediğimiz bir sürece doğru girdik. Şimdi bu noktada baktığımızda elimizde ne gibi araçlar var, ne gibi platformlar var dediğimizde
LinkedIn iyi bir araç. Ancak bütün teknoloji ürünleri, bütün sosyal medya platformlarının daha objektif ya da nötr olduğundan yola çıkarak onun iyi mi kötü mü olduğunu bizim nasıl kullandığımız belirliyor. O yüzden bugün biraz böyle LinkedIn'e birlikte derinlemesine bakalım diyeceğim ama başlarken de sizin ne gibi sorularınız var? LinkedIn ile ilgili neleri merak ediyorsunuz? Örneğin profilleriniz nasıl? Kendi profilinizden ne kadar mutlusunuz? Ne kadar buraya bir efor harcıyorsunuz? Biraz onlara ilişkin sizden merak ettiklerinizi de duymak isterim. Bu arada şu merak kısmının da altını neden çizdiğimi de söyleyeyim. Management Center'da son işte 5 yılı tamamladım. Görev yapıyorum. Associate Partner, işte bağlı ortak gibi bir şeyim var, unvanım var. Bununla birlikte de son 2 yıldan bu yana da merakla ilgili çalışıyorum. Dolayısıyla da iş arama ya da yıldızınızı parlatmak gibi bir başlıktan söz ettiğimizde de burada siz neleri merak ediyorsunuz, merakınızla etkileşimde bulunduğunuz, bulunabileceğiniz kişilere neler katabilirsiniz? Burası da biraz daha kritik olduğu için altını çizmek istedim. Şimdi biraz sizden ses alabilirsem sevinirim ki sizin sorularınızla birlikte şekillendirebilelim. Neler dersiniz? Chatbox'a da yazabilirsiniz. Şuradan chat'i de açayım. Ben bir şey sorayım isterseniz. Yani LinkedIn'de en çok sorulan sorulardan biri şey oluyor sanırım benim de hep kafamda ne kadar detaylı olmamız gerekiyor. Yani çok az sadece kurum, iş yazmak geçmiş tecrübelerimizde mi yoksa aslında orada ne yapıyoruz, ne ediyoruz, ne iş yaptık, ne tecrübe edindik. Gene aynı şekilde bir soru daha olabilir belki bu. Bu bir iş yerinde mesela satış üzerine çalıştıysak bunu bir özellik olarak aşağıdaki o hani skills kısmında da yazmamız gerekiyor mu mesela? Benim aklımda bunlar var. Süper. Şimdi burada biraz paradigmaları değiştirelim mi diye soracağım. Bir şeyi sorayım. İş arama çemberinin adı nereden şekillendi? Nasıl adına iş arama çemberi demeye karar verdiniz? Var mı bir hikayesi? Melek Hanım'ın bir fikriydi aslında. Şöyle, aslında bu iş arama sürecindeki motivasyon biliyorsunuz zor hani korumak. O yüzden bizim hani bu çemberlerimiz bin yaprakta farklı farklı var aslında. Bunda da iş arayan kişilerin aslında bir araya gelerek oluşturacağı bir çember olduğu için çok aslında pragmatik gittik isimde. Direkt iş arama çemberi oldu. Şöyle bir tat kaldı bende. Tamamen filtresiz söylüyorum. İş arama çemberinin içinde aramak hep devam ediyor ya şeyde. Evet. Böyle biraz daha bulmaya yönelik iş bulma çemberi, iş bulduk falan buluyoruz gibi. Hani aramak bitse de bir bulsanız ya da seçseniz işinizi, bir dolu alternatifler size gelse. Çünkü iş aramanın kendisi de bir iş. Yani iş aramak yandan böyle olsa da iyi olur tadında yapılacak bir şey değil. Ne kadar odaklanıyorsunuz, ne kadar... Çünkü koçluk lensiyle söyleyeyim, neye odaklanırsak ondan sonuç alabiliriz. Dolayısıyla da nasıl bir iş arıyorsunuz? Neden bu işi siz arıyorsunuz? Ve buna farklı perspektiflerden baktığınızda neden sizinle birlikte çalışmak daha iyi bir seçenek? Buraları nasıl dolduruyorsunuz? Çünkü sorduğun soru çok doğru bir yere doğru gidiyor aslında. Hani neler yaptığımızı nasıl yazalım diye. Ben orada biraz şuraya doğru çekmeye çalışacağım. Hani profili nasıl oluştururuz diye. Bu arada şey değil, hani lütfen sorgulayın. Hiçbir söylediğim %100 doğrudur diye bir şey yok. Hiç kimsenin söylediğiyle de ilgili böyle bir doğrudur diye bir cümle yok. Her birini sorgulayıp her bir cümleyi daha iyi hale getirebiliriz. Ama inandığım şu, özellikle LinkedIn'den baktığımızda orası biraz sizin ön yüzünüzse, nasıl bir imaj yaratmak istediğinize hizmet ediyorsa, biraz gelecek hayalinizden bahsediyorsanız, o yüzden geçmişte ne yaptığınız
evet dursun orada. Ama ilk başlangıç noktası sizi ne heyecanlandırıyor? Ne yapmak istiyorsunuz bundan sonra? Biraz daha geleceğe yönelik, nasıl değer yarattığınıza yönelik ve sizi farklılaştıracak ifadeler yazmak daha önünüzü açabilir bu noktada. Şimdi karmaşık bir algoritması var. Yani onu çok hani tanımladık, böyle çalışıyor demek biraz zor. Ama biraz adım adım gidelim isterseniz. Sonrasında biraz daha detaylandırmaya çalışabiliriz. Şimdi LinkedIn kritik bir platform. Bunu geçen ay almıştım. Hani bu ay baksak belki daha farklı rakamlara da ulaşabiliriz. Yani kaç kişi var diye baktığımızda Türkiye fena bir yerlerde değil. Şöyle yapayım. Özellikle pandemide bayağı bir popüler olmaya başladık. 9 milyonun üzerinde bir LinkedIn katılımcısı var ama Amerika'ya baktığımızda 171 milyon. Avrupa'da 160 milyon. Brezilya'da 45 milyon LinkedIn kullanıcısı var. Dolayısıyla ulaşabileceğimiz aslında çok daha fazla insan var ve bunu bazen şirketlerle konuşurken de bu tuzağa düşebiliyoruz. Dil evet bir bariyer olabilir ama yapay zeka ve bu kadar teknolojik gelişmeyi konuştuğumuz yer noktada ise dil aslında hani bir dolu çeviri ya da dil öğrenme platformlarıyla çok da hani büyük fark yaratacak bir yere doğru bizi sürüklemeyebilir. Bunun için de hani vizyonumuzu ortaya koyarken belki Türkiye'nin coğrafi sınırlarıyla değil daha global bir vizyonla da iş aramak ya da iş aramak yerine network'ü geliştirmek, birileriyle kabilelerinizi oluşturmak için de LinkedIn'i kullanabilirsiniz. Yani sadece Türkiye'deki kullanıcılar ya da ilgi duyduğunuz sektördeki ya da ilgi duyduğunuz pozisyonlardaki, fonksiyonlardaki kullanıcılar değil, daha geniş bir perspektifle de bunu kullanabilirsiniz. Çünkü herhangi bir dilde bir şey de yazsanız mutlaka onu post ettikten sonra başka birinin de paylaşımına girdiğinizde şeyi görebiliyorsunuz. Çeviri seçeneği zaten default olarak, otomatik olarak orada var. O yüzden farklı dillerden birileriyle de neler yazdıklarını görebilirsiniz. O lensle baktığınızda ilgilendiğiniz alanlar, öne çıkartmak istediğiniz fonksiyonlar, diyelim ben insan kaynaklarıyla ilgili bir pozisyon arayışındaysam, o zaman insan kaynaklarının ne tarafı beni biraz daha ilgimi çekiyor? İşte learning and development, öğrenme sistemlerimi, öğrenme teknolojilerimi. O zaman onlarla ilgili farklı gruplara katılabilirim. Oradaki tartışmaları takip edebilirim. Gibi hani neler katabilirim diye sadece Türkiye olarak değil, daha geniş bir lensle de bakmak için iyi bir fırsat var. Çünkü Türkiye sadece buranın küçük bir kısmı ama bayağı aktifiz, bayağı da iyi durumdayız bu arada. Çünkü iş diye baktığımızda hani paradigmalarımızı zorladığımız noktada sadece coğrafi olarak Türkiye diye bakmak durumunda da değiliz aslında. Şimdi buradan biraz şeye doğru geçmeye çalışayım. Hani LinkedIn'e ilk giriş yapıyormuşuz gibi düşünelim. Şu anda herkesin bir LinkedIn profili var mı? Şu buradaki katılımcıların diye sorayım. O gözle de değerlendirebiliriz. Şimdi birinci notum şu, nasıl bir profil fotoğrafınız var? Bazen görüyoruz, siz de görüyorsunuzdur. Aa, chatten yorum geldi. Evet, herkesin var. Tamam. Şimdi o zaman bir profil fotoğrafınıza bir bakın derim. Yakın çekim mi? Gülümsüyor musunuz? Sade bir arka planınız var mı? Ve kıyafetiniz profesyonelliğinizi yansıtıyor mu? Bir de size benziyor mu? Örneğin güneş gözlükleriyle bir fotoğraf koymayın ya da bir arkadaşınızla birlikte fotoğraf koymayın. Çünkü o sizsiniz. Tamam, Dilber süper. Belki böyle üzerinde oynayacak notlar bulabiliriz bugün. Yorumlarını da o anlamda merak ediyorum. Bazen grup fotoğrafı koyabiliyorlar. İşte arkadaşlarıyla, çocuğuyla birlikte resmini koyabiliyor. Burası Instagram değil, burası Facebook değil.
Bir dönem bir ilaç şirketinde çalışıyordum, yabancı bir ilaç şirketinde. Onların bu hani uyum ve şey kuralları biraz daha katı bizim Türkiye'de alışık olduğumuz şirketlere göre. Ve o zaman bize demişlerdi ki işe ilk başladığım dönemde oryantasyon sürecinde LinkedIn, işte Facebook, Instagram gibi platformlarda şirketin e-mail adresini kendi e-mail adresiniz olarak kullanamazsınız demişlerdi. Çünkü evet ben LinkedIn'de nerede çalıştığımı söylüyorum. Hani bugün benim profilime girip baktığınızda Management Center Türkiye'de çalışıyorum. Ama benim LinkedIn'de iletişim adresi olarak paylaştığım adres Management Center Türkiye'deki mail adresim değil. Çünkü orası benim alanım. Belki oradan birileri bana iş teklif edecek ve ben oradaki o görüşmeyi şu anda hali hazırda devam ettiğim şirketin mail adresi üzerinden yapamam. O yüzden hani etik olarak şirket bana o mail adresini günün sonunda ne için veriyor? Benim şirket şapkasıyla iletişimimi yönetmem için veriyor. Dolayısıyla da kullandığınız iletişim bilgilerindeki mail adresiniz de kendi adresinizin olması. Bazen hani çalıştığınız kurumun görselini, logosunu arka plan yapabilirsiniz. Tamamen size bağlı. Fakat daha sahici, gerçekçi, gülümsediğiniz, size benzeyen ve doğal halinizle, çok böyle abartılı bir makyaj, abartılı bir şey değil, görüntünüz yok. Hani LinkedIn'deki o profilinizi gördüğümde, sonra da sizle konuştuğumda ki görselinizle çok fazla çelişmeyecek bir fotoğrafa ihtiyacımız var. Burası en basit hali. Hani o eğlenceli işte ne bileyim farklı fotoğraflarınızı şeyde kullanabilirsiniz. Instagram'da kullanabilirsiniz. Hiç problem değil. Var mı buraya kadar bir sorunuz? Profilleriniz, profil fotoğraflarınıza bu gözle bakabilirsiniz. Arada bir değiştirin ama çok sık değiştirmeyin. Çünkü sizin takipçileriniz sizi o fotoğrafla tanıyorlar ve orada tekrarlayan bir mesaj vermek iyi olabilir. Yani böyle ayda bir değiştirmeyin, WhatsApp profili gibi değil. Peki arka plan görseliniz nasıl? Şimdi burada sizi biraz şuna davet etmek isteyeceğim. Bir kendinize durup baktığınızda kendinizi siz nasıl görüyorsunuz ve sizle yeni tanışan biri ya da herhangi bir toplantıda, herhangi bir şekilde işe yönelik anlamda sizinle etkileşimde bulunan biri sizinle ilgili nasıl bir algısı oluyor? Sizin nasıl bir algı yarattığınızı varsayıyorsunuz? Yani ben diyelim Aslı'yla konuştum, bir de bir toplantı yaptık ya da farklı bir platformda bir araya geldik ve ayrıldık. Hani bir saat, yarım saat bir etkileşimimiz oldu. Ben Aslı'yla ilgili hani 2-3 sıfat söylesem, ona ilişkin algımı böyle birkaç kelimeyle tanımlamak istesem nasıl tanımlarım? Aslı benim onu nasıl tanımlamamı istiyor? Buradan baktığımızda aslında nerelerde çalışalım, nerelere odaklanalım elimizde bir malzeme oluyor. Ve arka plan görseliniz de eğer bunu siz seçmezseniz LinkedIn default bir şey veriyor oraya. Ama siz seçin. Nasıl bir mesaj vermek istiyorsunuz? Örneğin bu birkaç tane bulduğum görsel. Diyor ki senin bir stratejiye ihtiyacın var. Ben şimdi Tara'nın sayfasına girdiğimde ya da Tara'nın bir böyle notunu bir yerlerde paylaştığını gördüm ve merak ettim girdim. Aa bakıyorum ki bana şöyle bir mesaj veriyor. Şu anda her ne alanda çalışıyorsam çalıştığın stratejiyi tekrar bir gözden geçirmek istiyorsan, daha iyi bir stratejiyi istiyorsan bana gel diye. Burada bir şey var. Biraz daha çekici bir satış cümlesi var. Arka planınızı böyle kullanabilirsiniz. Burayı biraz değiştirebilirsiniz. Aralarda başka notlar kullanabilirsiniz. Ama kendi profil fotoğrafınızla görsel olarak da uyumlu böyle bir mesaj için iyi bir alan. Yani burayı şey gibi düşünebilirsiniz. Size bir billboard kiraladık şehrin en işlek caddesinde ya da Google'a girdiğinizde o gün sizin mesajınız var ve siz ne mesaj vermek istiyorsunuz? Biraz buradan bakabiliriz. Burada da birkaç tane sorum olacak size. Sorularımdan bir tanesi şu, bu Harvard Üniversitesi'nin yaptığı bir çalışmadan doğru soruyorum. Nasıl bir markanız olsun istiyorsunuz? Ve burada da şunu soruyor size.
Önümüzdeki 12 ayı düşündüğümüzde, şu anda Ağustos ayındayız, 2021 yılındayız. Ağustos ayı 2022 yılına gittiğimizi varsayın. Ve bir yıl içerisinde neler yapmış olmayı, neleri gerçekleştirmiş olmayı, hangi davranışları biraz daha fazla sergilemiş olmayı hedefliyorsunuz? Kendinize dönüp bu soruyu sorun. Ve verdiğiniz yanıtları bir yere park edin. Yani birileri arasında daha fazla network mü kurmak istiyorsunuz? Bir konuda daha bilinir olmak mı istiyorsunuz? Nerelerde öne çıkmak istiyorsunuz? Bir işe başlayıp o işte nasıl bir algı yaratmak, değer yaratmak istiyorsunuz? Burayı bir hayal edin. Sonra onu bir park edin. Ondan sonra durup kendinize bir bakın. Ve size anlatan şu andaki güçlü yönleriniz olabilir ya da üzerine odaklanmak istediğiniz, gelişmek istediğiniz yönler olabilir. Sıfatlar yazın. Ve o sıfatları hani işte kararlılık, yaratıcılık, analiz etme becerisi, merak, işte soru sorma, empati kurma, duygularını kontrol etme, yardım etme gibi. Ve oralardan o 6 tane sıfatı alın. Onları ikili ikili grupladığınızda kendinizi anlatacak bir marka cümlesi oluşturmaya çalışın. Yani deyin ki ben kararlılığımla ve yaratıcılığımla, farklı sorduğum sorularla kişileri olumlu anlamda zorlayarak kurumsal hayatta merakla ilgili daha fazla alan yaratmak istiyorum. Bu benim marka cümlem. Ve gerçekten yapmak istediğim bugünün dünyasında hani olan bir şeyi yapmak, gerçekleştirmekten daha fazla merakı alan açmak ve şirketlerin daha çok sorgulayan, öğrenmeyi büyüten bir ortama doğru dönüşmesini sağlamak. Ve bunun içinde dönüyorum, diyorum ki ben LinkedIn profilinde arka planıma ne koyabilirim, neler yapabilirim, nerelerde kendimi biraz daha genel değil, daha spesifik bir alanı ben tutabilirim. Bunu soruyorum ve belirli bir süre boyunca da onun üzerinde çalışıyorum. Ondan sonra da birisi Mine dediğinde o yaratmak istediğim imajla, içini nasıl doldurduğumla birlikte anılmaya başlıyorum. Ve sonrasında ben o kadar bir şey yapmasam da birileri bunu götürmeye başlıyor. Birileri beni oralarda paylaşıyor. Örneğin merakla ilgili birisi başka bir yerde başka birisinin yazısını gördüğünde yorumlarda ya Mine burada böyle bir yazı var gördün mü deyip beni tekleyebiliyor ve ben bir şey yapmasam da orada bir şeyleri harekete geçirmiş oluyorum. Ama bu ta benim 2 sene önce ben merak çalışmak istiyorum dememle başladı. Yani LinkedIn profilinizi, oradaki duruşunuzu şekillendirmek için odaklanmak istediğiniz temayı, bir yıl boyunca nasıl bir değer yaratmak istediğinizi, bunu nerelerde yapmak istediğinizi, kendi değer vaadinizi ve yaratmak istediğiniz imajınızı şekillendirmeniz çok kritik. Yani bilmiyorum pazarlama alanında, işletme alanında çalışanlarımız var mı aramızda? Ama bir ürünün marka ya da markasını oluştururken, bir ürünün konumlandırmasını oluştururken nasıl o ürün hizmete yaklaşılıyorsa, yani bu ürünü kim alacak, hangi hizmeti kimler kullanacak, nasıl bir hedef kitlesi var, günün hangi saatinde kullanacaklar, nasıl bir duygu yaratmak istiyorum gibi ürün üzerinde çalıştığımız mesajları, yaklaşımı aynen kişiye de taşıyabiliriz. Çünkü LinkedIn şuna yarıyor, bizim olmadığımız yerde bizimle ilgili birilerinin konuşması için onlara malzeme veriyoruz. Yani LinkedIn'de beni görüp görüşmeye çağırsınlar değil ama beni görüp, aa bir dakika Mine bizim için, bizim şirketimiz için, bizim birlikte çalıştığımız müşteriler için bir değer yaratabilir. Ben peki hangi alanda ne zaman Mine'ye ulaşabilirim sorusuna çok da onları yormadan sizin istediğiniz doğrultuda yanıt verebilecek bir alan yaratmak. Dolayısıyla da arka plan görselinizde bunu tetiklemeli. Yani ya da şöyle söyleyeyim, profil resmine buradan bir adım geri döneyim. Diyelim ben reklamcılıkla ilgili bir şeyler yapmak istiyorum. Tasarım yapmaya çalışıyorum. Ama farklı bir şeyler yapacağım. Ama profil resmim çok sıkıcı bir resim. Çok böyle renksiz, tek düze veya
o coşkum, enerjim oraya yansımıyor. Onun altına da ben çok eğlenceli size animasyon, tasarımlar yaparım dediğimde o örtüşmeyecek onunla. Ya da denetim şirketinde bir iş arayışım varsa o zaman profil resmimim de o kurumsal doğrultuda biraz daha o stereotipleri, alışılagelmiş yaklaşımlarla çok çelişmeyecek bir yerlerde olması hayatımı kolaylaştırabilir. Dolayısıyla o resim, vermek istediğiniz mesaj, buraların üzerinde emek harcamak iyi bir başlangıç noktası. Sonrasında ünvanınıza geldim. Şimdi Aslı'nın sorusuyla da paralel, firmanızı yazabilirsiniz. Ünvanınızı yazabilirsiniz. Bununla birlikte biraz kilit kelimeler duymaya da ihtiyacımız var. Yani iş arayışında yazmayın lütfen. Şu anda bilmiyorum profillerinize girip bakmadım şu anda burada olduğum için ama girip baktığınızda bazen geliyor mesajlarda da işte Mine Kobal iş arayışında. Ben işe alım sorumlusu olsam, bir firmanın yetkilisi olsam ya da bir projede birlikte çalışabileceğim birilerine arayışı içerisinde olsam işte yeni bir fırsat arayışında yazan kişilere çok bakmam. Nerede değer yaratıyor, değer vaadine biraz onu duymak isterim. Örneğin buradaki örneğe baktığımızda Java software geliştiriyor ve entry level bir iş arıyor var. Şimdi bana çok şey gelmeyebiliyor. Hani çok daha evet onunla birlikte mezun olan herkes aynı şeyi yazabilir. Ama biz burada ne dedik? Sizi biraz daha nasıl farklılaştırabiliriz? Kendi farklılığınızı, kendi imzanızı nasıl ortaya koyabilirsiniz? Biraz ona bakmak daha güzel gelebilir. Bu okulda öğrenci de çok şey değil. Ne derler? Önümü açmıyor. Onu zaten görürüm. Ama şuraları bir position programı yapıyor ve JavaScript ve Python'da deneyimi var. Burası benim için daha iyi bir cümle. Yani nerelerde deneyimim var? Nerelerde ben bir fark yaratabilirim. Benle hangi konuda görüşebilirsiniz? Hani iş arıyor ya da Antwerp Üniversitesi'nde öğrenci dediğimde bu çok genel. Ben bilmiyorum ki senin hangi bölümde okuduğunu. Future Consultant, süper Aslı. Bir de şeyi aç, ne danışmanı oluyorsun? Yani neyle ilgili gelecek danışmanı? Yani gelecekte bir danışman mısın? Geleceğin danışmanı olarak ya da gelecekte neyin danışmanısın? Oraları da ya. Evet, o zamanlar yönetim danışmanlığı istiyordum ama olur mu olmaz mı öyle yazmıştım. Süper. Ama bu yani ne istiyorsan biraz oradan doğru bakmak. Yani öğrenciyim, iş arıyorum demek onlardan çok var. O zaman diğerlerinden biri oluyorsunuz. Yani iş aramanın en güzel kısmı şu. Hani çok zor bir süreç, hiçbir şeyim yok, cümlem yok fakat bununla birlikte şöyle de bir süreç, bütün işler sizin. Yani buradan gelebilecek teklifleri ya da farklı pozisyonları değerlendirme, seçme lüksünüz de var. O gözle de baktığınızda bir dolu seçeneğinizin de olduğu bir şeydesiniz, dönemdesiniz. O gözle de bakmak güzel gelebilir. Biraz daha devam edelim. Neler paylaşıyorsunuz? Burada bir paylaşım yaparken kendinizi nerede hayal ediyorsunuz bir sene sonra? Onu düşünün ve onun için onu destekleyecek bir katkı yaratacak paylaşımlarda bulunun. Blog yazabilirsiniz, videonuzu koyabilirsiniz, sevdiğiniz kısa videoları paylaşabilirsiniz ama mutlaka ve mutlaka üzerine yorum yapın. Yani ben bir şey paylaştım merakla ilgili. Leyla da çok beğendi benim paylaştığımı. Benim paylaştığımı aynen share ediyor. Şimdi tamam. Güzel, hoş, teşekkür ederim Leyla'ya da. Ama bunun üzerine paylaşırken Leyla bunu niye paylaşıyor? Bu Leyla'ya nerede rezone etti? Burada Leyla nasıl bir akıl koydu? Ona neresi iyi geldi? Benim biraz onları Leyla ile ilgili duymaya ihtiyacım var. O zaman diyorum ki aha Leyla da benim gibi düşünüyor. Ya da Leyla da bu soruyu sormuş. Yoksa bu direkt bana yönlendiriyor. Senin katma değerin bu paylaşımı yaparken tam olarak ne? Ve temanız neyse o temayla ilgili hashtagler çok güzel çalışabilir. Benzer hashtagleri kullanmaya da devam edebilirsiniz. Siz de o hashtaglerle de eşleştirebilirler. Ama senin Leyla olarak, Melike olarak yorumunuz ve bir katkınız ne olacak? Bunu da ortaya koyarak paylaşmanız önemli. Yoksa
şey, kaybolabiliyoruz arada. Peki buradan baktığımızda neler yapalım, neler yapmayalım? Şimdi her gün bir giriş yapmak iyi. Bununla birlikte kendi cümlemi ben de öldüreyim bu noktada. Her gün giriş yapmak için de giriş yapmayın. Yani hakikaten bir değer yaratacaksanız, gerçekten anlamlı ya da siz okuduğunuzda "aa bu iyi bir girişmiş" diyecekseniz, "iyi bir postmuş" diyecekseniz paylaşın. Ama herkesin bilmem kaç kere paylaştığı bir tane bir görseli ya da ne bileyim Instagram'da çok böyle artık "aa yine mi herkes aynı şeyi paylaşıyor" dediğimiz bir görseli yani 8000. kere sizden görmeyelim. Yok. Arada bir profilinizi ziyaret edin bu noktada ve bir bakın sizin diğer paylaşımlarınıza kimler bakmış, kimler sizin yazdıklarınızla ilgilenmiş. Örnek aldığınız kişiler kimler? Onların profillerine gidin, onların paylaşımlarına bakın. Dahi gruplarda olun ve gruplarda yorum yapıp değer katın oralarda. Sizleri kimler ziyaret etmiş onu mutlaka sürekli böyle tutun gözünüzün önünde. Hiç fark etmediğiniz birileri de sizi takip etmiş olabilir. Ve ağınızdaki kişilerle, yani burada biraz daha kaç kişinin sizi takip ettiği ya da kaç kişilik bir network oluşturduğunuz değil, gerçekten size değer katabilecek, sizi büyütebilecek kişilerle mi etkileşiminiz var? O gözle bir bakın ve ilginizi çeken paylaşımlara yorum yapın. Bu dönemde şunu gördüm. Ben bir paylaşımda bulunduğumda o paylaşımdan daha güzel yorumlar var aşağıda. Geliyor. Ve o yorumlar üzerine başka birileri de tartışmaya başlıyor ve artık o paylaşım benim olmuyor. Bütün oradaki kabile demeyi seviyorum. Ben kabilenin oluyor. O zaman ben bir şey paylaştığımda birileri like edip geçmek değil. Burada skora da bakmıyorum. Hani 100 like mı aldım, 50 like mı aldım, çok orada değilim. Bazen 20 like alıyorum ama aşağıda 30 tane yorum oluyor ve o kadar değerli yorumlar ki. Kitap önerileri geliyor, film önerileri geliyor. Sonra bana başka bir şey için kapı açacak bir yorum geliyor. Böyle yaptığımızda eğer benim bir iş arayışım varsa bu süreçte, daha doğrusu iş arayışımdan çok bir network oluşturmak, bir bilinirlik oluşturmak amacım varsa ona hizmet etmeye başlıyorum. Bunu yaparken de neler yapmayın diye baktığımızda SLM, MRB, nasılsın gibi mesajlar göndermeyin. Gelen bütün mesajlara cevap yazmaya çalışıyorum ama böyle işte kaç yaşındasın, merhaba ya da işte anlamsız bir işte profil fotoğrafını da pek beğendim falan gibi birileri bir şey yazıyorsa ya bir şey yazmıyorum ona, bir tane daha geliyorsa da onu da şeyden çıkartıyorum, listeden çıkartıyorum. Çünkü LinkedIn'in amacı o değil burada. Ya da bana bir mesaj yazdınız, dediniz ki "Mine ben iş arıyorum. Özgeçmişim de bu. Ne olur bunu sen de paylaşır mısın?" Şimdi benim tarafımdan buna baktığınızda şunu soruyorum yüksek sesle. Neden? Neden böyle bir şey yapayım? Sen neyle ilgili bir iş arayışın var? Benim kimlere bunu göndermemi istiyorsun? Nasıl bir şekilde destek olmamı istiyorsun? Bana biraz daha yön göstermen lazım ve ben bunu neden yapayım? Ama bana desen ki "Mine ben senin merakla ilgili yazılarını okudum. Şöyle de bir şey gördüm. İşte şöyle de bir paylaşım vardı. Bunu da senin ilgini çekeceğini düşünüyorum. Bununla birlikte şöyle bir şirkette böyle bir şey de var, pozisyon da var. Benim de öyle bir şeyim var." Böyle birkaç mesaj belki devam edebiliriz. Ondan sonra da ben derim ki "Ya Nilay, Leyla, işte Melike, o şirkette de benim bir tanıdığım varsa, yoksa da bir tanıdığımın tanıdığı vardır." Çünkü LinkedIn'in en keyifli şeyi o ya, yani herkesle ikinci derece, olmadı üçüncü derece bir iletişiminiz var. Yani dördüncü derece gibi bir iletişim yok. Herkes herkese gidebilir aslında. Benim bir tanıdığım senin gitmek istediğin bir kişinin bir tanıdığıyla mutlaka bağlantıda. Ve ben o zaman senin için efor harcamaya başlarım. Çünkü benim için de anlamlı olmaya başlar o. Ama özgeçmişim burada, lütfen bağlantılarınızla paylaşın dediğinizde niye paylaşayım ki ben onu? Yani sonuçta seni tanımıyorum. Gönderdiğim kişiyi de muhtemelen yüz yüze tanımıyorum. Niye onu göndereyim ben? Üzerine ben ne yazacağım? Ama seninle ilgili bir hikayen varsa, senin ne kadar
iyi araştırma yaptığını biliyorsan, farklı konularla ilgili nasıl bir sentez yaptığını biliyorsan ve böyle de bir hikayemiz varsa mutlulukla referans doldururum, arkasını dolduracak da cümle söylerim. Olumsuz yorumlar yapmamaya dikkat edin. Çünkü dijital olarak bir ayak izimiz kalıyor. Görüşünüzü paylaşabilirsiniz. Farklı görüşünüz varsa söyleyebilirsiniz. Katılmayabilirsiniz ama bunların hepsini konuya yönelik, işe yönelik olduğundan emin olun. Yani insana yönelik saygıyı, nezaketi zorlayacak, etiketleyecek insanları yorumlar yapmayın. Onlar sonuçta dönüp bir dakika Mine böyle yorum yapmıştı diye size gelebilir. Tanımadığınız kişileri etiketlemeyin. Bazen birileri şey yapıyor, böyle 20 kişi birden etiketliyor aynı posta. Tanımıyorum onu ve ben niye oraya etiketlendim bilmiyorum. Muhtemelen kendini daha fazla görünür kılmak için etiketlemeye çalışıyor. Dikkat, yani tatsız bir yorum yazabilir, farklı bir yere dönebilir. Bir etkileşiminiz olduğu kişileri ya da orada gerçekten yorum yapabilecek, değer yaratacağından emin olduğunuz kişileri etiketleyin. Bir de davet gönderirken birkaç satır bir şeyler önüne yazmak, neden benimle davet iletişimde bulunmak istiyorsunuz, bunu yazmak iyi gelebilir. Yoksa şeye dönüşüyor, hani herkese gönderiyorum. LinkedIn'de size o arada bir mesaj gönderiyor. Diyor ki günlük bu kadar kişiye gönderebilirsiniz. Bugün artık başka kimseye göndermeyin deyip davet göndermenizi durdurabiliyor. Ya da şey uyarısı geliyor. Hani tanıyor musunuz da gönderiyorsunuz diye uyarıyor. Dolayısıyla bunlara da dikkat. Burada biraz durmak istiyorum. Ne sormak istersiniz? Böyle nereleri size rezone ediyor? Ne diyebilirsiniz? Öncelikle merhaba Mine Hanım. Sesim merhaba geliyor. Merhaba Dilber. Evet evet geliyor Dilber. Ya aslında ben bir iş arayışında değilim şu an. Öğrenciyim, okuyorum. Ama biraz daha erkenden bilinçlenmek ve bilgi sahibi olmak adına bu iş arama çemberine katılmıştım. Hani benden büyüklerden hani nasıl bir ortam, nasıl bir şey olduğuyla ilgili. Şu anki LinkedIn'le ilgili de şunu sormak istiyorum. Mesela ben öğrenciyim, daha mezun olmadım. Üçüncü sınıfa gireceğim. Mesela iş tecrübem vesaire yok. Ama ben kendimi şu şekilde geliştirmeye çalışıyorum. Bu arada ben mühendislik öğrencisiyim. Aslında işletme alanına çok yoğun bir ilgim olduğu halde şu an işte, mühendislik okuyorum ama şunu sormak istiyorum. Mesela ben bazı programlar oluyor, ne bileyim kamplar oluyor, yaz kampları veya böyle 2-3 günlük eğitimler oluyor. Böyle hani iyi firmaların yaptığı veya hani bu tarzda geliştirici şeylere katılıyorum. Mesela onları da belirtmek bizim için iyi olabilir mi veya belirtmeli miyiz? Mesela o an iş tecrübem yok ama hani kendimi şu şekilde bir en azından bir şeyler katmaya çalışmam iyi bir şey mi veya hani nasıl yani, sizce? Sizin gözünüzde nasıl, onu sormak istiyorum daha doğrusu. Senin gözünde nasıl diye ben sana yansıtayım. Aslında yani, bence şöyle, yani boş oturmak, evet mesela şu şekilde düşünüyorum ben. İş bulamayabilirsin, o an staj yapmayabilirsin veya hani sahada kendini deneyimleyemeyebilirsin ama en azından o an boş oturmak yerine yine bir şeyler için araştırmak, öğrenmek, yani benim gözümde gayet iyi bir seviye ama tabii ki benden çok sizin de gözünüzde veya sizin gibi daha büyük ve bu konuda uzman kişilerin gözünde daha önemlisi. Şuna inanıyorum, hani herkesle aynı fikirde olmayabilirim ama sen bu süreçte neyi öğrendin? Çünkü şirketlerin de öğrencilerin bakış açısına çok çok ihtiyaçları var. Bugün bazı şirketlerde şöyle programlar yapıyoruz ya da hani onlar da yapıyorlar bağımsız. Şimdi şirketlerin yönetim ekipleri var ya, işte genel müdür ve ona bağlı çalışan üst düzey, işte en çok karar veren, en kritik kararları alan 6 kişilik, 10 kişilik şey ekip, tepe yönetim kadrosu. Onlara üniversite öğrencilerinden gölge yönetim ekipleri kuruluyor bazen. Ve aynı konuları üniversite öğrencilerinin perspektifiyle tartışmaya çalışıyorlar. Ve diyorlar ki sen bize burada ne sorardın? Çünkü
iş hayatındaki o işte kutucuklar, varsayımlar olmadan çok daha temiz sorular sorabiliyorsunuz siz onlara. Ya da bambaşka bir perspektif getirebiliyorsunuz. Ama bu süreçte kendine ne kattığın da çok önemli. Yani ben senin yerinde olsaydım okuduğum kitapları, takip ettiğim yazarları, işte ilgilendiğim, sevdiğim filmleri, blogları, podcastleri paylaşabilirdim. Onlarla ilgili sorular sorabilirdim. Ya da bu dönemde pandemiyle birlikte çok daha zenginleşmeye başladı. Online bir dolu kaynak var ama bütün bunları yaparken şey izlenimi vermemek de çok kritik. Geliyorum Rukiye sana. Oradan oraya dağınık bir şeyler yapmak değil, bir tema çerçevesinde bunu yapmak çok kritik. Yani işletme ya da ne bileyim finansla mı daha çok ilgilisin? Pazarlamayla mı? Dijital müşteri deneyimini şekillendirmekte mi? Nedir orada bu dönemde senin iştahını kabartan, gece uykunu kaçıran başlık? Onu al ve hep onunla ilgili bir şeyler yaz ki biraz orada insanlar o konu olduğunda sana gelmeye başlasın. Onunla ilgili katıldığın programlar, onunla ilgili aldığın eğitimler, o zaman çok daha odaklı gidebilirsin. Yap. Ama büyük resimden de böyle bir geriye çıkıp kendine baktığında ben diyeyim ki Dilber'in böyle bir odak alanı var. Güzel gelir. Sonrası da hayatını kolaylaştırır. Anlamlı oldu mu? Çok teşekkür ederim. Evet, evet. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Dilber sorun için. Merhabalar Mine Hanım, çok teşekkürler öncelikle. Benim de bir sorum olacak. Ben de mimarlık öğrencisiyim, 4. sınıf öğrencisiyim. Dilber gibi aynı sektör, yakın sektörlerde çalışacağız yakın gelecekte yine. Benim de şöyle bir sorum olacak. Bildiğimiz gibi zaten LinkedIn daha profesyonel, daha ciddi bir platform. Instagram ya da Twitter ya da Facebook bir daha esnek değil aslında. Ve bu yüzden benim özellikle bir şeyler paylaşırken çok çekincelerim oluyor. Hatta şu anda profilimde hiç şey paylaşmıştım. Staj yaptığım yerleri bile yazmaya çekinir durumdayım. Sizce kendimi nasıl cesaretlendirebilirim? Eminim ki buraya eğer bu toplantıya katılıyorlarsa buradaki insanlar, eminim ki onların da bu tarz çekinceleri var. Böyle bir sorum olacaktı size. Güzel. Bilmiyorum şeyde nasıl cesaretlendirebilirim diye. Fakat Seth Godin'i bu anlamda bir şeyini okumuştum. Seth Godin hani yönetim alanında çok böyle gurulardan referans verilen isimlerden bir tanesi. Şöyle bir özelliği var. Yanlış söylemiyorsam 23 yıldan bu yana her gün bir blog yazısı yazıyor. Yani onun e-mail listesine üyeyim ve her gün okumuyorum hepsini tabii ki ama arada bir şey denk gelirse okuyorum. Tam 12 gibi Seth Godin'den bir mesaj düşüyor böyle tık diye. Bir tane blog yazısında şey yazmış. Hani yazarsın şey değil ama o en son o enter tuşuna basmak var ya, orası bütün cesareti gerektiren yer diye. Sahici seni anlatan, seni yansıtan, hani durup bakıp okuduğunda da hani evet hoş dediğin bir şeyse paylaş onu. Hiçbir şey olmaz. Şuradan tersten sorayım. En kötü ne olabilir? Kimse tabii ki çok haklısınız. Çok haklısınız ama şey düşünüyor insan. Özellikle takip ettiğim, bağlantı kurduğum insanlar benden böyle üst düzey olarak gördüğüm insanlar olduğu için daha profesyonel anlamda daha başarılı, daha yetenekli ve birçok yerde başarılı olmuş insanlar. O yüzden kendimi kötü hissediyorum. Yani eminim ki herkes, şundan da eminim, siz de bu şeylerden geçmişsinizdir. Daha yeni mezun olacağım. Hani sonuncu, 4. sınıfta olmuş olmama rağmen hala öğrenciyim ve birçok şeyde eksikliğini hissediyorum bunu. O yüzden aslında o enter tuşuna basmak benim için o yüzden bu kadar zor oluyor. Gözünü kapat ve bas. İstiyorsan beni tagle. Çok çok mutlu olurum. Ben de çoğaltırım yazını. Bazen şey yazabiliyorum ben de hani ne bileyim son birkaç haftadır hiçbir şey yazmadım. Sonra şeyi düşündüm ya dedim ben bugün LinkedIn nasıl kullanılır diye anlatacağım ama girip baksanız benim postum yok bayağıdır. Çünkü hani korkmadım ama canım istemedi bir şey yazmak bu dönemde. Yani hakikaten yazsam çok umutlu bir şey yazamayacaktım. Umutsuz bir şey yazmak yerine sessiz kalmak daha anlamlı geldi. Kızgın bir şey yazmak şey olmadı. Gelmedi içimden ve yazmadım.
ya da herkesle birlikte aynı şeyleri yazmak istemedim. O yüzden şey dedim, sonra dedim ki ne yazacağım, şimdi ben ne diyeceğim ekibe diye. Bu arada LinkedIn'in bana şöyle hediyeleri oldu. Biraz daha ben şey başlatma konusunda, hani management center, danışmanlık falan, oralarda biraz daha rahat bir alanım var. Çünkü her gün yani 50 kişiyle, bazen çok daha kalabalık gruplarla ilk defa karşılaşıp tanışabiliyorum. O yüzden biraz daha orayı kırmış durumdayım. İşin de getirdiği bir not. Şöyle bir şey yapmıştım. Pandeminin ilk başladığı dönemlerde daha çok yazı yazmaya başladım. Yazdıkça geçiyor bu arada. Yani ilk postuna enter demek zor, ikincisi biraz daha kolay. Sonra gittikçe kolaylaşıyor, hiç şey değil. O dönemde pandeminin başında daha çok yazmaya başladım ve hiç böyle tanımadığım insanlar altlara yorumlar yazmaya başladılar. Ama yorumlar o kadar güzeldi ki, yani biri kitap öneriyor, biri bir referans veriyor, biri birini linkliyor, oradan geliyor falan. Orası böyle bir büyüdü. Sonra belirli bir süre sonra bana öyle güzel yorumlar yazan, benim de daha çok öğrenmeye başladığım insanlara ben LinkedIn'den mesaj yazdım. Dedim ki siz bana dedim böyle böyle yorumlar yazıyorsunuz. Kapalı bir şekilde yazıyorum ama herkese post etmiyorum onu. Biz dedim bir tanışalım mı sizle? Bir Zoom'da bir araya gelelim mi diye. Gelmezlerse de ben de orada çok zorlandım. Hani LinkedIn'de herkese açık bir yerde bir şey yazmak daha kolay da, hani mesaj olarak göndermek biraz daha zor bir şeydi. Herkes daha tanışalım dedi ve şöyle bir grup kurdum o arada. Bir tane genel müdür var. Bir tane danışmanlık şirketi ortağı var. Başka bir iş danışmanlığı yapan, daha business consulting yapan. İki tane üniversite öğrencisi var. Bir tane stajyer var ama mezun olmayacak. Herhalde olamayacağım diyor. Çok erteledim diyor. Bir böyle İK uzmanı var. Bir işten yeni ayrılmış, işten çıkartılmış biri var falan. Böyle normal koşullarda hani bir araya gelemeyeceğimiz sürrealist bir grup olduk. Ve biz konuşmaya başladık. Hani sen neyi merak ediyorsun? Sen hangi kitabı okuyorsun? Ve orada hiçbir şey yok Zoom'da buluştuğumuzda. Gençsin, deneyimlisin, biliyorsun, bilmiyorsun falan. Hiç öyle bir şeyimiz de yok. Öyle bir şey kurduk diye. Böyle bir dönem beraber bayağı bir buluştuk. Çok güzel geldi. Sonra şöyle şeyler yapmaya başladım. Yine böyle çok sıkıldığım, böyle her şey üstüme üstüme geliyor dediğim pandemideki hepimizin yaşadığımız dönemde dedim ki ben yürüyeceğim. Ve saat kaç olursa olsun, şimdi bugün bittikten sonra tekrar yürüyüşe çıkacağım. Podcast'imi alıp tek başıma yürüyorum. Ve orada bir şeyler dinliyorum sürekli ama hangi konu üzerinde okuyorsam, çalışıyorsam onunla ilgili dinliyorum. İşte merakla ilgili dinliyorum. Biraz çağdaş filozofları bu dönemde çalışmaya başladım. Onlarla yapılan şeyleri dinliyorum, röportajları dinliyorum. Sonra bir tane bir adamın bir röportajını dinledim. Çok beğendim. Girdim LinkedIn'den buldum adamı. Tanımıyorum etmiyorum. Belçika'da bir tane hoca. Adamın özgeçmişine baktım. İşte bilmem kaç yıl Çin'de kalmış, Çince biliyor. İki tane doktora yapmış, şunu yapmış, bunu yapmış. Hani bana göre çok şey bir adam. Böyle wow, nasıl yani, yaz desen o kadar yazamam özgeçmiş. Dedim ben buna mesaj atayım. Dedim ki ben Mine, işte senin şu podcast'ini dinledim. Burada bunları söylemişsin. Ben de bunları çalışıyorum. Senle tanışalım mı dedim. O da dedi ki evet, ben de çok sevinirim. Çok şaşırdım dedi. Hani Türkiye'den biri beni buldu, bana yazıyor diye. Yabancılar bu konuda bizden daha iyi. O da bana cevap yazdı. Birkaç kere buluştuk şeyden, Zoom'da. Sonra merakla ilgili o bir anket yapmış. Dedi sen neleri okuyorsun? Dedim ben bunu okuyorum. Şunu okudun mu? Birbirimize biraz böyle kitap önerdik. Sonra dedim ki bak bu anket çok güzel. Paylaşsana dedi. Dedim paylaşsam İngilizce, bu Türkiye'de o kadar herkes şey yapamaz. Onun da daha çok dataya ihtiyacı vardı. Ben de Türkçe'ye çeviririm sana bunu. Para istemem. Sen de data şey olursun. Hani sana da data girer. Bizdeki herkes de bedava rapor alır deyip ben amcanın anketini Türkçe'ye çevirdim. Onu LinkedIn'de paylaştım. 500 kişi falan yapmış ondan sonra Türkiye'de. Böyle böyle şeyler çıkmaya başladı. Sonra yakın dönemde, bugün LinkedIn paylaşımını da görürsünüz. Bakarsanız hani birbirimizi takip edersek diye. Hani 21 gün 21 meraklı sorunu olsa diye böyle bir şey uydurdum. Ama arkası yok. Yani elimde hazır bir metin yok, bir şey yok. Ama kendime böyle disipline edecek bir şey yaptım. 21 gün boyunca ben 21 tane meraklı soru soracağım diye. 21 günde bunu paylaştım. En son günde dedim ki bitti,
Siz kendinize ne sorarsınız deyip paketledim. Bence bitti o. Hani bir daha dönüp ona bakmayacağım. Sonra şeyde görürsünüz, Emre Başkan var, böyle çok takipçisi olan isimlerden bir tanesi. Yüz yüze hiç tanışmadık ama düzenli olarak mesajlaştığım isimlerden bir tanesi. Önce Sinan paylaştı Yorgancıgil. Onunla da yüz yüze hiç tanışmadık ama LinkedIn'den. Gerçi aynı yerde de çalışıyoruz ama hikayemiz, yani konuşuyoruz sürekli. Emre Başkan yazdı. Dedi ki Mine böyle bir şey yaptı. Ama bunu bir e-kitap yapsan, çünkü tek tek postların arasında bu kaybolur. Böyle yapsan güzel olur dedi. Aa dedim, güzel fikir ama ben bir şeyi yazınca unutuyorum onu. Tekrar döndüğümde sıkılıyorum o yazdığım şeye. Bitti benim için o çünkü. Post ettiğimde bitiyor. Yine LinkedIn'den tanıştığım ama hiç görmediğim, hiçbir arada bulunmadığım Eskişehir'den böyle daha genç bir Fatih var. Dedi ki ben yapayım bunu dedi. Şeyde. Ben ona bütün yazıları Word olarak gönderdim. O kendisi bir Elif diye bir kızla beraber birlikte çalıştı. Tamamen gönüllü. Resimler buldu. Onları böyle dizgisini yaptı. Tasarımını yaptı. Bugün böyle 65 sayfalık bir kitap olarak bana gönderdi. Dedi ki bunu sana yaptım. İstersen de kalsın. Ne istiyorsan yap dedi. Fakat geçen haftalarda benim hiç böyle bir paylaşasım yoktu ve paylaşmadım. O bende duruyordu. Dedim bugün de paylaşırım. Hani sizlere buluşmadan önce bak LinkedIn'de bir şey paylaştım derim size diye. Sonra sabah Sinan yazmış, işte Mine de böyle bir şey yaptı diye. Dedim sen yazdın, şimdi ben de paylaşayım. Bugün kitabı paylaştım. Ve o kitabın hani e-kitap yap diyen LinkedIn'den tanıdığım biri. Ben e-kitap yaparım diyen LinkedIn'den tanıdığım biri. Ve böyle bir şey oldu. Sonra altına birileri yorum yazmış. Bir şirket şeyle Katya diye. O da şey yazmış. Hani ben bunu bütün çalışanlarımla paylaşacağım diye. Şimdi tanımıyorum, onu da tanımıyorum. Ama böyle ona bir böyle bir hareket başlatabiliyoruz. O yüzden bir şey yap, yapmamaktan daha iyidir. Sonrasında bazen ses çıkıyor, bazen ses çıkmıyor. Nasıl? Kısmetse. Yazının da kendi kısmeti, kendi şeyi var sonuçta. Enerjisi var. Ama bir tema belirlemek ve o tema doğrultusunda istikrarlı bir şekilde ve samimi bir şekilde yazmak iyi geliyor. Biraz araştırmak, biraz bir şeyleri okumak. Yani kopyala yapıştır değil de onun içine sen ruki olarak bir şey kat. Çünkü o çok biliyor, daha deneyimli, daha çok yılları var dediğin kişilerin senin kadar temiz bir bakış açısı yok ve senin temiz bakış açına, senin sorduğun sorulara o bilen insanların çok ihtiyacı var bu dönemde hepimizin. O yüzden şey yapma, hani bir dakika benimki daha ne ki, onlar çok deneyimli deme. Senin sorduğun soruları onlar soramayacak muhtemelen. Çünkü alışkanlıkla bildiğini yapmaya doğru gidiyorlar ama senin daha farklı soruların var. Garip bir algoritması var. Aslı söylemişti, son cümle oraya da dokunayım LinkedIn'e. Eğer birileri seni görüyorsa daha çok görülüyorsun. Bazen bir postum 20 bin, 30 bin görülüyor. Bazen bir postum 300 kişi görüyor. Paylaştığın saati, o günkü diğer kişilerin aktivitelerine göre bir şey var ama beğendiğin ve takip etmek istediğin kişileri like'ladığın sürece onun postları sana daha çok çıkıyor. Eğer birkaç kere ya da birkaç gün onları hiç like'lamadığında ya da bir yorum yapmadığında o kişilerin postları senin akışında, ana sayfanda, arka planda kalıyor diye özetleyeyim. O yüzden de biraz istikrar ve sürekli paylaşmak iyi gelebilir. Social Skills diye bir şey var LinkedIn'in. Oraya da girip baktığınızda 4 alanda profiliniz nerelerde öne çıkıyor? Ne kadar bir network'ünüz var? Nasıl bir paylaşımınız var? O 4 alanda da kendinizi yine bedelsiz olarak, nasıl bedelsiz bir hizmeti, nasıl konumlandığınızı, profilinizin böyle ne kadar dikkat çektiğini ve benzer profildeki kişilere göre yüzde kaçlık bir dilimdesiniz onu da görebiliyorsunuz, bu arada unutmayın. Şimdi bir örneğini aldıysam bir bakayım, onu da paylaşabilirim. Bir saniye beklettim. Buldum. Şöyle bir göstereceğim neye benzediğini, eğer tanıdık değilse.
sanırım görüyorsunuz şimdi. Social Selling Index diye girdiğinizde sizin bulunduğunuz sektörde yüzde kaçtasınız, oradaki diğer networklerde yüzde kaçtasınız bunu görüyorsunuz ve örneğin bu benimki bu arada. Diyor ki profesyonel olarak markanı oluşturmakta 25 üzerinden 17.67'desin. Bak burada bir yolun var diyor. Doğru kişilerle mi etkileşimdesin? Burada daha çok yolun var diyor. Doğru kişilerden insight alabiliyor musun? İçgörü alabiliyor musun? Ama ilişki kurmuşum. Burada 25 puan almışım. Muhtemelen bana diyecek ki biraz daha markanı güçlendir. Biraz daha doğru kişiler bul. Bunu her gün bu yüzde değişiyor bu arada. Burada da hani siz neredesiniz? Diğerlerine göre neredesiniz? Neler yapabilirsiniz? Oralarda kendinize böyle notlar da alabilirsiniz. Sayfayı karıştırdığınızda her birinin altında neler var? Nasıl bir yaklaşımla, nelere bakarak bunları notluyor? Onu da görebilirsiniz. Ama premiumunu almanıza şu aşamada gerek yok. Yeri nereden buldunuz? Yani o social index nereden buluyorsunuz? Google'a yazın. Social index tamam. Diye. O çıkıyor. Tamam, tamam, bu arada bir tane de kitap önereceğim. Kitabı kütüphanede bakıyorum arkada görebilir miyim diye. The Startup of You diye LinkedIn'in kurucularından onların yazdığı bir kitap. Kendi markanızı nasıl oluşturabilirsiniz? LinkedIn'e bu anlamda Startup of You. Türkçesi var mıyı bilmiyorum. Reid Hoffman'ın yazdığı bir kitap. Şöyle gireceğim. Onu da böyle bir şey olarak arka planda olsun bir bakabilirsiniz. Şöyle kitabın web sayfasını chatbox'a koydum. Çok teşekkür ederiz Mine Hanım. Teşekkür ederim. Devam eden süreçte iletişimde kalmaktan çok çok mutlu olurum. Şöyle yapayım. Gelen davet. LinkedIn'den ekleyebilirsiniz. Ekleyebilirsiniz. Ben de kendi şeyimi arıyorum bu arada. Profil sayfamı arıyorum. Şunu okudum, şöyle yaptım diyebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki ya konuştuk ondan sonra da ben şunu soruyorum deyip beni tekleyebilirsiniz. Her zaman mutlulukla bir şekilde dahil olup büyütmeye çalışırım ben de. Çok teşekkürler. Çok güzel, çok faydalı bilgilerdi gerçekten. Ben direkt uygulamaya yönelikti. O yüzden çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Katılımcılarımıza da çok teşekkür ediyoruz. İzleyenlere de çok teşekkür ediyoruz. Bir iş arama çemberlerimiz devam ediyor. Her hafta katılarak aslında farklı konuları da izleyebilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Dolu dolu iş teklifleri gelsin. Hangisini seçeceğim diye siz şey yapın. Karar veremeyin. Öyle dertleriniz olsun. Öyle meseleleriniz İnşallah. Olsun. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiler. Çok teşekkürler.